أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم فلما أفل قال لا أحب الآفلين batınca da ben böyle batanları sevmem. Batanları, uful edenleri sevmem. Bak kağıdımı çıkarıyorum. Derse çalışarak geldim. Sevgili arkadaşlar, bu arada üzerimde emanetler var, selamlar var geldiğim yerlerde. Ondan sonra sizin selamınızı da götürmüştüm. Vacibi de aktaralım. Şimdi sözler 200 20 değil mi? Deme. Tamam. Okuyacağım mevzuyu daha önce çalıştığım için size bir mukaddeme yapmak istiyorum. O noktadan bakın. Susuz buzun. Su yok, buzun, susuz, buzun. Güneşin ziyasız, yani güneşsiz ziya, susuz buz. Nursuz odun, elektriksiz ışık, nur. Karanlıklı kablodan onun zıttı olan nurun çıkması. Kablo var ya, kablo elektrik. Bunlar biri birisiz olmayan, yani alt alemleri olmadan üst alemler olamaz. Altı olmadan hiçbir şeyde, ama hiçbir şeyde üst yoktur. Alt yoksa üst yoktur. Şöyle düşünün. Nursuz olduğunu düşünebilir misiniz? Odunsuz, dumansız ve nursuz bir odun. O zaman odun nedir? Odun, nurun buradaki ifadelenişidir. Peki size sorsa, odunla nurun arasındaki berzah ne kadardır? Çok yakın, çok uzak. Ne demek o? İç içe, cehaletle bakarsan arasında sonsuz uzaklık. Şeyle bakarsan, marifetle bakarsan aynı şeyin değişik boyutta ifadelenişi. Buz nedir? Çok önemli bir şey. İmanınıza hizmet edecek bu misaller. Buz zanaattir. Suyun sıfatıdır. Ayrı bir özelliği yoktur. Çünkü buzdan suyu çekerseniz, odundan nuru çekerseniz yoktur. Su da yok, buz da yok. O zaman buz ve odun sıfattır. Cevher değil. Sıfatlar yok olursa cevher yok olmaz. Yani asıllar. Ama aslı çekerseniz sıfat yok olur. Nuru çekerseniz odundan, odun yoktur. Suyu çekerseniz buzdan, buz yoktur. Anladık mı burayı? Aynen bunun gibi. Ahireti dünyadan çekerseniz dünyada yoktur. Yani vücuttan ceset, ruh çekilse ceset yok. Yok. Dünya ahiretin sıfatıdır. Dişe vuruşudur. Ustad buna diyor ki, alemi şehadet, alemin gayb üstünde tenteneli bir perdedir. Tül veya hanımların ördüğü tentene var ya, böyle deliklidir ama uzaktan bakınca düz gözükür. Yaklaş. Ooo, burada tak, açın. Biraz da ilerleyelim. Ahiret neredeymiş, anladık mı? Ahiret nerede biliyor musun? Buzun neresinde su varsa, başka?
Ahiret nerede biliyor musunuz dünyada? Odunun neresinde nur varsa, dünyanın orasında ahiret vardır. Hemen kazma ile kazın hemen diktesiniz. Yani oradasınız, ahirettesiniz. İnce bir perde. Öyle diyor ustad. Bizi deleyecek bu Risale-i Nur ya. Acayip bir şey. Ha kaz hemen adam kazarken su çıksın diye petrol çıktı ya. Bak şimdi. Allah aşkına şuraya bak ya. Ne biçim kitap ya. Kafayı oynatmadan gitsek. Bak diyor ki. Mülk ile melekut arasında, odun ile nur arasında, arasındaki hicap, perde ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Dünya ile ahiret arasında, hemen ona gidiyor, dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. İlim ile cehalet arasındaki yol ne kadar kısa, ilim ile cehalet arasındaki hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. Ha, aynı. Geleceğim zaten. Allah benim, canım benim. Hoşuma gidiyor böyle. Odunu gördüğünde alt alemleri olan dumanın ve nurun ve ışınların varlığında şüphen var mı? Ahirette böyle. Başka? Ahiretin üstünü dünya örtmüş. Ruhun üstünü beden örtmüş. Mağaranın üstünü kelam, kelamın üstünü niyet, elemin üstünü lezzet, lezzetin üstünü elem, ölümün üstünü korku, korku da hesap vermenin üstünü örtmüş. Aynı şey böyle gözüküyor. Yani biri birisiz olmasa bir şey gözükemez. Küfür olmadığı yerde iman yoktur. Haram olmadığı yerde farz yoktur. Allah'ı reddetmeden Allah'a kabulü yoktur. La ilahe illallah. Yani bir şey var mı kardeşim? Aynı yerde onun zıttı var. Fani mi? Baki orada. Mülk mü? Halik orada. Dünya mı? Ahiret orada. Ne olur ya böyle bir yırtın, yırtalım şunu ya. Bir şey kalmadı zaten. Dersler herhalde yırtılıyor gibi. He bayram? Başka? Sonra okuyacağız esas yeri. Çekirdeğin üstünü zahirde toprak örtmüş değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar, katılımcılar? Çekirdeğin üstünü toprak örtmüş. Oysa toprak çekirdeğin üstünü açmak içindir. Örtmek için değil. Dünya da böyle. Sizin üstünüzü kapatmak için değil. Açmak için. Çekirdeğin üstü içini, yani çekirdeğin içini, üstünü, kapağını açan toprak değil mi? Hani toprak çekirdeği örtmüştü? İsmi zahir ile toprak çekirdeği örtüyor. İsmi zahir ile toprak çekirdeği örtüyor. İsmi batın ile toprak çekirdeğin içini açıyor. Üstündekileri açmak içindir. Bu dünyaya üstümüz açılsın diye geldik. Ahiret burada değil mi? He? Ya ne kadar hoş değil mi? Ne korkulacak? Zaten oradasın. Belki de aranızda geçen hafta ve önceki aylarda ve derste vefat edenler, şehitler ölümü hatırlarlar mı? Şehitler ölümü hatırlar mı? Hatırlamaz. Aynı kaldığı yerden devam eder, yaşıyor zanneder. Öyle mi? Belki aranızda birkaç kişi ölmüş de haberiniz yok. Ha? Şu anda derstesiniz biliyor musun? Acaba sen misin? Nereden biliyorsun orada oraya geçmediğini? Ubeyd isminde bir talebem vardı diyor. Yerin altında bana yer hazırlıyordu diyor. Benim öldüğümü, şehit olduğumu çok üzülüyordu diyor. Oysa kendisi şehit oldu. Ustadın savaşta talebesi değil, şehit olmuş. Şehit olduğunu bilmiyor. Ustadın öldüğünü zannedip çok üzülüyormuş. Çok ağladım diyorsun. Evet,
Çok ağlıyormuş. Peki sizin geçen hafta cenazenizin kılınmadığını nereden biliyorsunuz? Hak ciddi söylüyor. Vefat etti, tak çıktı. Şöyle mesela, bak derstesiniz. Allah öyle nasip edecek inşallah. Bak. Kaşıntı başladı. Levent burada mı? Deliler bölgesinin odayı. İyi. Birisi geldi, sizin çok saygı duyduğunuz derste, şöyle yapıyor. Kalkıp gitmez, gittin mi? Kapıdan çıkıp, niye çıkıyor? Çıktın, cesedin. Ama sen hala oradasın. Oysa cesetten çıktın. Ondan sonra hiç haberin yok öldüğünü, senin cenazen kılınmış sevgili kardeş. Cenazeniz kılınmış. Derste ölmüştünüz birkaç hafta önce. İnan ha. Harun, ölmediğini nereden biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. O zaman ölen ölmeyecek, korkmayın. Yani ruhu bedenine galip olan bedenen ölmüştür. Zaten ölüm bedenedir. Nefsedir. Ulan ne biçim dersler ya? Nereden ucu olduk ya? Bir tanesi kafamıza girdi, gel gel oku oku dediler. Orada bir çay iç dediler. Bir de girdi, bir de çıkamıyoruz. Elhamdülillah, Allah onlardan razı olsun değil mi? Her şey ama her şey altsız burada bulunamaz. Bu bize nihayetsiz boyutların penceresi veya kapısı gibidir. Bab-ı insaniyet. Kaçıncı sayfadaydı Mustafa? 10. sözde bab-ı insaniyet. 85 mi? 85 galiba. Bab-ı insaniyet. İnsaniyet kapısı. Arkadaşlar, insaniyet kapısıyla insan olarak gireceğiz. Bab kapıdır. İnsaniyet kapıdır kardeş. Kapı, pencere. Allah Allah. Oralara işaret edip gösteriyorlar. Çünkü mertebelerde nihayet yoktur. İki tane de kaldı, ondan sonra metni okuyorum. Niyet ve nazar eşyanın mahiyetini değiştirir. Bakışınıza göre değişiyor. Eğer diriyseniz, diri diye bakarsan diriz. Yani ölüsün. Ölü diye bakarsan diriz. Son cümlem, lezzet elem zemininde, elem lezzet zemininde tezahür ettik göründüğü gibi ahiret dünyada, dünya da ahirette kendisini ifade eder. Mesela su söndürücüdür. Fakat yakıcı olan oksijen içinde. Hidrojen ve oksijen. Kaynak atölyesine gittiniz mi? Egzozcular Yasin vardı burada. Burada mıdır? Yani egzoz veya kaporta dükkanlarında bir tanesi hidrojen, oksijen, bir tane hidrojen tüpü var. Açarlar, ondan sonra yakar değil mi? Suyu da meydana getiren hidrojen ve oksijendir. Söndürücünün içerisinde yakıcı var. İmanın içerisinde küfür, çünkü imanı derecelendiren küfürdür. Küfür sizden tamamen yok olsa, şirkın dereceleri, imanın mertebesi olmaz. Sıfır olur hocam. Sıfır. Sıfır. Artı eksisi yok. Sıfır. Arkadaşlar, televizyonda veya bilgisayarda seyrettiğiniz filmlerin, yarım saat sonra seyredeceklerin, yarım saat sonra seyrettiklerin ve şu anda seyrettiğin gelecek ve geçmiş CD'de aynı yerde. Ve CD'de resim yoktur. 0, 0, 1, 1, 1, 0. Bu dünya böyledir. Şekiller dünyası, arkası hiç böyle değil. Hadi bakalım, geçelim şeye. El hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder levhadır. 2. El hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder levhadır. Dema gaflet zeval buldu. Ve nuru hak ayan gördüm. Ne zaman gaflet, şöyle yapayım, çok sesimi çok kestin. Dema, yani ne vakit gaflet zeval buldu, gaflet ortadan kalktı, o zaman hak nuru
ayağı ne olur? Yani bu derste ben okuduğumuz. Şu anda geldik, üzerimizdeki battaniye kalkıyor. Unutmayın. Toprağın, çekirdeğin üzerine toprakla örtüyoruz ki, çekirdeği açmak için. Örtmek, açmak içindir. Demek ki açmanın adı örtmek olmuş. Çekirdeğin üzerini örtemezseniz, çekirdeğin üstünü açamazsınız. İlahları reddedemezsen, Allah'ı bulamazsın. İnsanlığını kaybeden kişiye insanlar ilah olur. Çünkü insanlığını kaybedince insan değil. O zaman insan mukaddes olur. En kutsi varlık insandır. Onun için Allah diyor ki birbirinizi ilah edinmeyin. Yani insanlığınızı kaybetmeyin. İnsanlığını kaybetmeyen insana ilah olamaz. Vücut burhan-ı zat oldu. Hayat mirat-ı haktır diyor. Ne demek? Peki Yasin, vücut burhan-ı zat oldu. Seni bir yerlere taşıdı. Evet. Yani vücut Allah'ın zatına delil oldu ama burhan seni taşıyandır. Seni bir yere taşıyor vücut. Bak iman aç, lahuti şeyler aç, nimet o. En büyük nimet, felç olsan, kör olsan, kadın erkek hiç fark etmiyor. Var mıyım, ben var mıyım? Varlığının şuurunda olmak kadar dünyada, varlıkta bir nimet kabul anlayamıyorum ben. Varım diyebiliyor musun kardeş? Bak bu var diyemiyor. Sığır sığır olduğunu bilse, köpek köpek olduğunu bilse kafayı yer ya. Varlığının, imandan bahsediyorum, imanın dışında en büyük nimet var olduğunun bilincinde olmak. Ne diyorsun ya? Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Sen varsın ha diyorsun. Tabii canım. Doktor demese derin nefes al. Nefesi bilmeyecek. İyi ki hasta olduğun nefes al. Vay be nefes varmış. Vücut seni bir yerlere taşıyor. Ne kadar büyük nimet. Senin bir an nefes alman için Allah lazım. Hiç ameliyat olan var mı burundan? Hiç hastane, evet, hiç hastaneye gidip de astım hastalarını gördünüz mü? Aman yarabbim, ödüm patlıyor bir su içeyim. İyi ki Allah var. Problem yok. Allah var mı kardeş? Gerisi hikaye. Hiç problem yok vallahi. Dünya zaten, dünya ahiret bu derste koptu zaten, üstü açıldı. Zaten oradayız belki de. Haberimiz yok. Cennette olsak da yapacağız bunu. Aynen. Kabirde bunu yapacaksın. Çünkü kıyamet kopmadan ahiret yoktur. Şu anda gidenler ahirete değil, berzaha gidiyor. Berzahta olmadığınızı nereden biliyorsunuz? Bugün ben şey yaptım. Onu buralayım. Oradan zaten. Şüphelenmeye başladım bu dersten sonra. Hayat, mirat-ı haktır diyor. Miratla ayna arasında sen uğraşmıştın. Yasin. Ayna sendi değil mi? Ne fark vardı? Ha. Ayna gözüken abi. Evet. Ayna seni tavsif eder, tarif eder, seni izah eder. Tamam mı? Fakat mirat seni inşa eder. Yani toprağa çekirdeğe düştüğü zaman toprak ona ayna olur. Veya hava aynası, şey mirat ve aynası. Toprak çekirdeği attınız, mirat. Evet, ona ayna olur ama o çekirdeği inşa eder, ihya eder. Toprak da bir ayna. En cami ayna, en cami ayna topraktır.
sonra sudur, sonra havadır. Öyle değil mi? Ne kadar kesif olursa nur o kadar gözükür. İşte hayat mirat-ı haktır gör. Yani hayat hak olan Allah. Cenab-ı Hak. Her şey hakkı hayatını veren Allah hakikatını lahuti yapıyla gelen, vacib-ül vücuttan gelen o neyse o enerji, tecelli, fuyuzat, zuhurat bizim hayatımızı inkişaf ettiriyor. Hayatımızın içinde olan. Üstünü açıyor. Hayatımızda gömülü çekirdeklerin üstünü açıyor. Hayat sanki bir ayna, hakkın ortaya çıktığı yer. He, aynedir bu alem. Her şey hak ile kayın, hak. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah bilinir, anlaşılır, tarif edilir, işitilir demiyor. Allah görünür daim. Hayat yapısında o tezahür eder. Çünkü buradayken buralı değiliz. Bedensel itibariyle buradayız ve buralıyız. Ama bedenin dışında hiçbir tarafımızda buralı değiliz. Hiçbir tarafımızda. Mesela beka arzusu, ebed arzusu hiçbirisi buralı değil. Hiçbirisi. Başka? Akıl miftahı kenz oldu. Akıl miftahı kenz oldu. Evet, ne anlıyoruz? Miftah? Anahtar. Öyle midir? Peki anahtarla miftah arasında ne fark var? Biri fethediyor, biri açıyor. Anahtar açıyor. He? Miftah ilk açıyor. İlk açıyor. İlk sen giriyorsun. İlk sen görüyorsun sen. Nasıl yani? Mesela misal ver. Herkes kendini görecek ya. Nerede? İşte. Burası. Evet, herkes hadiselerle kendisini görür. Tamam. Ama herkes kendisini görür yani. Başka birisi ben sizi göremem. Ben kendim gördüğüm anda sizi görmüş olacağım. Bu nedir? Miftah mı? Miftahtır abi. Evet. Anahtar zaten gizli olanları herkesin açması. Yani namazdan herkes zevk alır ama miftahtan yalnız sana özgü bir zevk var. Çok antika. Aferin. Namaz da bir anahtardır. Namazda herkese ait bir zevk vardır. Zevkin lezzeti var. Miftah ama sana has. Yani ehadiyetin kendinden kendine zuhuru. Kendini tanıdıkça sana has lezzet. Lahuti bir lezzet. Onun için bütün dertlerinizin dermanı kendini taramak. Allah bile beni mi tanımak istiyorsun? O zaman kendini tanı. Men arafe nefse fekad arafe rabbe. Bütün dertlerinizin dermanı, inan bana, boşuna doktor değil. Ama buna inanacaksın. Bütün dertlerin dermanı sende. Ama dert bende. Dert neredeyse, derman onun içindedir. Mendili burada arıyor. Oldu mu? Gemi nerede battıysa, gemi oradadır. Zıt zıtını barındırır. Dermansız dert, dertsiz derman yoktur. İmansız küfür, küfürsüz iman. Haramsız farz, farzsız haram yoktur. Dertler bana derman imiş. Derman, sihat ve afiyet nasıl dalalet çıkıyor? Bak, akıl miftah kenz oldu. Akıl, gizliliklerimi bana çıkartıyor. Hakikati bu. Hakikati. Hakikatımı şey yapıyor. Ama ben kendimi tanıdıkça ben zevk alırım ama sen alamazsın. Anahtar ise anahtar umuma açık. Umumun hepimi. Mesela dil bir anahtardır. Elmayı açar. Namaz bir anahtardır. Lahut alemi açar. Değil mi? Su bir anahtardır. Lezzeti açar. Ama miftah ise enfuse bakıyor. Ayna ile mirat gibi. İşte
o kendi hakikatinin üstünü açmak. Kendi hakikatine şahit olmak. Uydurukçasıyla tanık olmak. Kendi tespit etmesinin de bir lezzeti var değil mi aslında? Esas odur lezzet. Lezzetin adı yani kudret ilimdir, ilim kudrettir. Yani keşif lezzettir, lezzet keşiftir. Lezzet dediğin şey keşiftir zaten. Bir misal vereyim. Bakayım buna uyacak mı? Mevlana'dan vereceğim, sonra ustattan. Ne? Üfürüyor. Ne çalıyor? Neyin sesinden Mevlana firakı anlamış. Firakı zevk etmiş. Nereden çıktı ses? İçi boştan. Bu ses neredeydi daha önce? Çıkmadan önce. Bilmiyorum ama herhalde buradaydı. Bak, öferdim, ses çıktı diyoruz. Çıktı. Çıktı demek ayrıldı. Firakın kendisi. He? Bak bir daha söyleyeyim. Neyden? Ses çıktı. Hasan'da mendil çıktı. Çıktı. Bu firak. O Mevlana'nın neyi? Ustadın neyini yapıyorum? Çam dağında çam ağacı ne? Onun delikleri, çamın önce yaprakları, rüzgarda üfüren, çam da çalıyor. Oradan çıkan ses visaldır. Mana, üstü kapalı olan mananın üstü açılıyor. Arkadaşlar, çok tuhaf değil mi? Sesin neyden ayrılması? Ya. Sen öfürünce bu çıktı. Hiç benzedi mi? Ne öfürene benzedi, ne çıktığı yere benzedi. Sese bak. Ses farklı değil mi? Seni de birisi öfürmesin. Sende de farklı ses çıkıyor, senden farklı. Ne olursan birisi öfürür seni. Deliklerinde göz, kulak, burun vesaire azalır. Oradan çıkıyorsun senin sesin. En nefasatı fil ukad. Mesela kablo. Tak tak böyle. Allah ayette diyor ki bu medya var ya, sizin dimağınıza ve kalbinize üfürüyorlar. Ve bloke ediyor seni. Haber. Haber. Nam altında. Akıl miftah kez oldu. Yani gizli hazineleri beri eden, üstünü açan oldu toprak gibi. Fena babu bekadır. Bekadır diyor. Fena bekanın kapısıdır. Mesela bakın, çaldım, ayrıldı, tamam mı bu? Fena oldu ama kavuşmayı uyardı bende. Aman ya, kavuşmam lazım. Fenayı görünce kavuşmayı hatırladım. Adeta fena kapısı beni kavuşmaya itti. Hatırlatıyorum efendim. Kavuştu. Aslında ölüm diri hakikatına, hakikat boyutuna dönmektir. Misal vereyim. Ruhlar aleminden alemi şehadete geliş yönüne yuhi, hayat. Alemi şehadetten, bak buradan iniş. Alemi şehadetten alemi erbaha doğru yöne de yümit. Yani ne oldu? Hangisi daha kaliteli? Yümit. Çünkü hakikatını kuvvetleştirmek için yöndür. Kemalin leması söndü. Kemal dediğimiz o değer verdiklerimiz var ya, o putlaştırdığımız şeyler. Onlar gitti ama sonra ne yaptı? Fakat şemsi cemal var diyor.
Yani böyle bunlar fenalar, fanilikler, bakiyi biz anlıyoruz. Eğer fenalıkları, fanilikleri ortadan kaldırırsanız kavuşma ve baki anlaşılmaz. Ustadın şöyle bir misali var. Güneş vurur, nehire, vurduğu yer parlar ve biraz sonra vurmadığı yer kaybolur değil mi? Nehir. Su geliyor buradan, karanlık, güneş vurdu, aydınlandı, karanlık. Ha demek ki karanlığın aydınlanması bir şemsin, güneşin var olduğunu gösteriyor. Ama aydınlanan kaybolması, arkasına gelenler de tekrar aydınlanması, o aydınlığın su gibi olmadığını, baki olduğunu, durduğunu gösteriyor. Eğer bu da su gibi kaysaydı daha aydınlık olmazdı. Aydınlanması, böyle bir güneşin var olduğunu, aydınlanlar kaybolması, arkasından gelenlerin tekrar aydınlanması, su gibi olmadığını, baki durduğunu gösteriyor. İşte fanilikler de böyle anlatıyor. Her şeyde bir fanilik damgası var. O zaman baki bize işaret ediyor, levha olarak. Mesela arabaya baktığınız zaman Ford diyorsun. Eğer Ford dersen kalbine girer kesin. Mercedes kalbine girer. Ama üzerindeki yazıyı şöyle okursan girmez. Mümkün değil. Fani Ford. Fani Mercedes diye okursan levhayı girmez. Niçin? Diye şuur altına girer. Fanilik bakiye kalbine giremez. İsterseniz deneyin. Bundan sonra deneyeceksiniz zaten. Çareniz yok. Çünkü hipnoz yaptım. Zeval aynı visal oldu. Bak Müslüman nazarında ayrılık, yani mesela diyelim ki çekirdek topraktan ayrıldı. Hakikatına kavuştu. Çünkü bir şey bir yerden ayrılmışsa bir yere gidemez. Elem aynı lezzettir diyor. Elem nasıl lezzet olur? Hadi bakalım. Mustafa sen bir şey kat bakalım. Ne anlıyorsun? Elem aynı lezzettir. Murat belki bir şey katar. Murat neredeydi? İkisinin de kaynağı aynı değil mi abi? İkisinin kaynağı nasıl aynı? Lezzetin derecesi biri eksiye biri artıya. Arkadaşlar bir sıfır düşünün. Sıfır. Gerçi Murat Dursun'a göre sıfır, matematiğin şeytanıdır. Öyle bir şey gönderdi, başımıza bela sardı adam. Tamam mı? Şimdi bak, o değil. Benim sıfırım başka, o onların sıfırı. Matematiğin şeytanı doğru, çarpıldığında vesaire biliyorsunuz onu. Sıfır bakın, bir de okuyayım burayı. Elem aynı lezzettir diyor. Sıfırın değeri var mı? Yok, ama bütün değer bununla bilinir. Sıfır olmasa hiçbir sayının değeri yoktur. Sıfırı kaldırın, hadi bir söyleyin bana. Ne demek bir? Yani bir yerden başlayacak ki bir olsun. Sıfırı kaldırsanız başlama noktası olmadığı için hiçbir sayı yoktur. İçi boştur. Ama hiçbir belirlenişi yoktur. Hiçbir vasıf ve sıfatları yoktur. 5, 7, 10, 200, 500, eksi 2, eksi 5. Fakat bütün sayı buradadır. Sayısız sayı, mekansız mekan. Zamansız zaman, boşluksuz dolu, doluluğu boş, içi dolu ama bomboş. Yani sıfırda nasıl bütün sayılar varsa, elemde de bütün lezzet oradadır. Çünkü onunla belirlenir, olmasa çıkış kaynağı yoktur. Şöyle düşünün, toprak yok, çekirdeği nerede ağaçlandıracaksınız? Elemin çıktığı kaynak lezzettir. Zaten elem denebilmesi için lezzet lazım. Lezzetin de çıktığı kaynak zemin elemdir. Elem zemininde lezzet olur. Elemi alırsanız lezzet denen bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur zaten. Musibetin tenebbi diyor ya. Ne? Musibetin tenebbi, musikinin tenebbi nameleri gibi geliyor. Evet, musibetin tenebbi yani çeşitliliği. Müzikinin namelerinin tenevvü gibi geliyor bana diyor. Yani bakın arkadaşlar, her şeyin hakikati olan bir şey olmaması lazım. Her şeyi gösteren sıfır, hiçbir sayıya benzememesi lazım. Aslında
yokluğu bile demiştiniz, varlığın ifade edildiği zemin. Evet. Yani varlık nerede ifade edeceksiniz? Var diyebilmenin için yokluğun zemininde varlık olur. Buna Adem diyor ustad. Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah diyor. Adem mutlak zaten yoktur. Varlığın ifade edildiği zemin Adem'dir. Adem. Mesela elem aynı lezzettir. Elemin bize işaret ediyor altyapısı. Bana söyleyeyim bir altyapısız bir şey olsun. Küfür de imandan çıkıyor. Evet. Küfür de imandan çıkıyor. İmanı reddetmezsen küfür olmaz. Mesela Sibirya'da, kutuplarda iman gitmemiş, ehli fetret. İmanı reddetmediği için kafir değildir ama cennetliktir. Üstad her şey zıttıyla bilinir diyor. Evet. Her şey zıttıyla bilinir. Her şey zıttıyla bilinir. Eğer karanlık olmazsa ziya bilinmez diyor. İşte bu kanuniyet itibariyle. Elem olmazsa lezzet denen bir şey yokmaz. Yok, lezzet denen bir şey yok diyemezsin. Karanlık kaldır dediğin gibi. Karanlık kaldır. Ziya denen bir şeyi, varlığını bilemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Ziya, ışık yoktur. Nasıl yok? İçindesin. İçindesin ama senin dünyanda yok. Bitmiş. Abi o zaman zıddı olmayanın kendisi de yoktur. O doğru. Alem-i şehadetti. Şey diyor, cennet olmazsa cehennem vazgeçmez diyor. Bak, cehennem olmazsa cennet lezzet vermediği gibi cehennemsiz de lezzet, cennetsiz de cehennem tazip etmez. Yani yapı böyledir mahlukiyetin. O zaman günahlar olmazsa sevaplar olmaz. Vermez. Sen işte, tabii vermez. Mesela sen yok sonra geldin de o cümleyi kullandık. Yani haram yok, farz yoktur. Günah yok, sevap mı olur? Günah olmazsa kulluk da olmaz. Tabii olmaz ki, böyle bir şey olmaz ki ya. Nasıl olacak? İşte sıfırın içinde bütün sayılar nasıl varsa elemin içinde lezzet öyle vardır. O zeminde çıkıyor. Toprak hayatsızdır, hayatın zemini olmuş. Hayat oradan çıkıyor. Kör maddelerden karanlık anne karnında göz yapılıyor. Abi peki o zıtı bazen bir yerlere taşıyabiliyor mu? Taşınabiliyor şöyle. Çünkü misal şimdi sıfır birin arkasına koyduğun zaman hemen on oluyor. Ha, evet. Eğer sıfır birin sağına koyarsan, geçmişine koyarsan bir sayı 10 derece artar. Birin sağına sıfır koyarsan 10 derece artar. Soluna getirsen 10 kat küçülürsün. Evet. 0.1. Ama sıfırla çarpılırsan seni sıfır eder. Çarpılmayacaksın. Sıfırla toplanırsan kendini korursun. Onun için matematiğin şeytanıdır sıfır. Yani şeytan desek matematiğin. Oysa sıfır daha çok insanı anlatır. Hani daha önceki derslerde demiştim hatırlarsınız. Belirlenmemiş ama her şey onunla belirleniyor. Şimdi sıfır insan ama şeytan gibi ama matematikte eğer sıfırla bir sayı toplarsanız kendisini korur. 3 artı 0. 3'tür. 7 artı 0. Hani şeytanla beraber olmak kendini korursun. Onu bil yani uyanıklık. Ama onunla çarpılırsan seni kendisine dönüştürür. Manada olanları hep sağ tarafa koyalım. Evet, sağ taraf geçmiş. Arkamıza koyacağız. Önümüze şeytanı koymayacağız. Ön sol taraftır ki rehber olur. Hadi bakalım. Bu çok önemliydi de onun için üzerine durdum. Elem aynı lezzettir diyor. İsteseniz bile elem var ya sıkıntınız ya ne olur bir yarım saatte kalsa dediğin anda yok olacaktır. O anda. Bir tanesi telefon ediyor. 2-3 gün. Abi çok fena sıkıldım abi. Şu anda sıkılıyor musun? Sıkılıyorum dedi. Dedim ya bu sıkıntıyı yarım saat durdurmaya çalış. Abi olur mu ya gitmesini istiyorum. Ha onun için gitmez. Ama ne olur bir yarım saat kal. Çünkü keyif veriyor. Yarım saat durmasına çalış o yok olur. 8. sözde aslında bir elemin lezzet olmasıyla ilgili bir misal veriyordu usta. Neydi o? Kuyunun içinde diyor asılı kaldı diyor. İki kardeş var ya ikisi de atladı. İşte Müslüman olan da gayrimüslim olan ikisi de asılı kaldı. Tamam. Müslüman olan düşündü diyor.
bir anda kuyunun duvarı açıldı. O aslan bir bineğe inkılap etti. Ejderha işte içeriye davet eden bir teşrifatçı vaziyetine geldi diyor. Tabii o da o musibette. Yani diğeri kafir olan da o musibetin içerisinde. Oradan çıktı değil mi? Tabii, saadet oradan çıktı. Saadet oradan çıktı. Yani bakış açısına göre eğer bir bakış açısı düzeltilebilirse elem aynı lezzeti inkılap ediyor. Ama o bakış açısı, orada bir cümle var da düşündü diyor. Eğer düşünmüyorsa hayvan olarak kalıyor hocam. Yani doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir gibi oldu. Yani düşündü, sır çözüldü diyor kuyuda. Aslan ata inkılap etti. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında balığın içerisinde her şey istop etti. Bitti artık. Daha hiçbir kurtuluş çaresi kalmadı. Orada düşündü. Hemen la ilahe illallah subhanek inni kuntu minez zalimin. Düşündü, doğruyu düşündü, doğru yer oldu. Ama hepsinde düşündü var yani. Evet. Demek ki burada saksıyı kullanmak gerekiyor. Şimdi kullanmayınca arıza doğru. Şimdi şöyle diyor, düşünce içimizde mi bizim? İçimizde. Düşününce ne oluyor biliyor musunuz? Mesela kolun, hani misal vereyim ya, kolun sallaya sallaya geldi, mermere bir vurdu, eli kırıldı. Ama bir düşünüyor böyle, tefekkür ediyor. Bizdeki tefekkür orada düşünüyor. O konsantre oluyor yani. O böyle mermeri nasıl kıracağım, daha önceki resimli videosunu, ondan sonra o enerji çıktı mı çıkmadı mı? Höt diye onu kırıyor. Peki o kuvvet neredeydi bizde? Bizdeydi. Bizim içimizdeydi. Biz onu aktif ettik, bizi içine aldık. O zaman düşündüğün şeyin içine giriyorsun. Güzel niyetli olduğu için düşündü, aslan ata inkılap etti. Canavar kapı oldu. Bak, düşündü ters değişti. Bak ona misal işte. Bir vuruyorsun elin kırılıyor. Düşünüyorsun, güçlü anını düşünüyorsun, daha değişik bir sporcuyu düşünüyorsun. Güç geliyor. Yani düşündüğün her şey balon oluyor. İstisnasız. Havuz oluyor, içine giriyorsun. Neyi düşünüyorsanız onun içindesiniz. O zaman iyilik senin elinde. Bak, düşündü Yunus Aleyhisselam, hemen dışarıya atıldı. Düşündü İbrahim Aleyhisselam, hemen söndü ateş. Düşün, o da var. Düşündü kuyu, ters döndü. Aslında yani musibetler saadetin kapısı oluyor. Saadetler saadetin kapısı olmuyor. Bu cihette elemi daha ziyade, musibeti daha ziyade sevmek gerekiyor. Ruhta inkişafat hep musibet anında olmuştur. Evet, yoksa doğru. Saadet anında bir inkişafat olmuyor. Ruh rahatlıyor, bir inkişaf olmuyor. Demek kapıdır. Çünkü saadet ve servet, sihat eğitici değilmiş. Bunu da bitireyim. Bunu da alayım, alacağım seni. Sihat, zenginlik, saadet eğitici değilmiş. Elem, sıkıntı, musibet, fakirlik eğitici olduğunu söylüyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri, nimetler arttıkça şükürsüzlüğün arttığının farkında mısın diyor. Yani bu mealde söylüyor. Allah Allah. Abi, nimet arttıkça şükürsüzlük arttı. Lezzetler aynı elem oluyor. Elem aynı lezzet. Evet. Lezzetler. Eğer onsuz olursa aynı elemdir. Mesela bu sağlığım gidecek. Mesela adam durup dururken, ben böyle rastladığım için biliyorum yani, çok güzel. Böyle adam olumsuz düşünüyor, o anda hasta oluyor. Yani düşünmeden sen kendini kötü hissedemezsin. Demek ki kötüyü düşünüyorsun. O zaman kötüyü düşünecek zamanın mı var? O zaman bana ver. Kötüyü düşünmeden asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Hadi devam. Ömür nefs-i amel oldu. Ömür nefs-i amel oldu. Yani nefs insan. Yani ömür denilen şey bir hakikati işlevini yapıyor. Sermaye. Ebed aynı ömürdür diyor. Esas ömür odur. Şualarda geçiyor ya. Bak şimdi. Ömürü şey zannettik. Yaşamak. Hayır. Ömür ebeddir. Bizdeki bu ömür çok antikadır.
amelin malzemesidir. Ama ömür şurada anlatıyor bak. Müslümanın ömrü. فَاَيْنَمَا تُوَلُّهُ فَسَمَّا وَجُلّٰهُ Ayet-i kerimesi sırınca, cihat-ı sitteden hangi bir cihette olursa olsun insan tenevvür eder, hatta mümin olan bir insanın, dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Gene ben buna kanaat edemem, yetmiyor. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat disipliği temir eden iman sayesinde, iman devreye giriyor şimdi, insanı şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur ve mazi ve mustakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Ezel ve ebedden ömür. Bu dünyada bulunma ömrü ömür değildir. Sermayedir kendisi. Çok antika bir şey vardı ama ne olur ifade edebilecek miyim? Siz de gayret edin anlamaya. Ömür yaşamanın kendisi değildir. Ömür yaşamak değildir. Ömür malzemedir, bir varlıktır. Münazara tasana bir şey diyor ya. Hayat bir faaliyettir diyor. Faaliyet varsa hayat var. Yoksa şurada oturan bir adamla şuradaki kolun direğin bir farkı yok. Eğer o adamda bir hareket, bir faaliyet varsa o zaman hayat denilen hakikat ortaya çıkıyor. Evet. Canlı kalmak hayat değil. Hayat değil. Demek ki ömür malzemedir, malzeme. Onunla bir ne yapacaksın? Ama ömür ise, o senin kastettiğin ömür ise o ebeddedir. Ebed aynı ömürdür diyor. Ebed o zaman ömürdür. Çünkü ebedin dışında ömür yoktur. Peki bu dünyadaki ömür, ömür değil o. Yaşamak değil. Mal sermayedir. Ömür hayatı yazan bir kalemdir. Ha, ömür hayatı yazan bir kalemdir. Evet doğru. 26. lemada bu manada geçiyorlar. Tamam bu çok ilginçti bir şey. Anladık değil mi burayı? Elhamdülillah. Yani ne bileyim hissiyatım çok hoş. Sizin de olmanızı istiyorum. Ömür bu çok acayip bir şeyi çözüyor. Dünyada 60 sene yaşadım, 100 sene yaşadım. Böyle bir şey yok yani. Kafirin ebed cehennemde kalması ömrünün o şekilde kullanılırlar mı? Evet yani çekirdek oluşuna. Arkadaşlar dünyada kalış müddeti ne ömür? Çıkış şekline mesela askerlik yaptınız. Şoför müydün? Efendim tamirci miydin? Onu yazarlar tamircidir. Buna tezkere denilir. Buna ecel. Ecel tezkeredir. Senin çıkış şeklin. Kanserle mi gittin? Trafik kazasıyla. Bu ecel. Tezkere. O bir şey değil. Ömür ise sen burada bazı şeyleri yapman için eline verilen nakit, sermaye. Bu senin zannettiğin ömür değil bu. Yaşamak için kullanılan bir şey değil, yapmak için kullanılan bir şeydir. Abi birinci cümle, ikinci cümleyi izah ediyor. Evet. Ömür nefsi amel olduğuna bak. Hakiki ve hakikate hizmet eden amel buradaki ömürden düşüldüğü zaman o hakikate hizmet ediyor ya öbür tarafta. Görüyorsunuz değil mi? Cümleye doğru da herhalde böyle. İkinci cümlede ebed aynı ömür ömürdür derken hakikate hizmet eden ömrü kastediyor. Orada zaten kayıt mekan kaydı olmadığı için çok çok uzuyor yani burada bir... Kastettiğin ömür ömürse o ebeddedir. Çünkü ebedin dışında ömür yoktur. Elemdir. Yani 60 sene, 500 sene, 900 sene. Şöyle misal vereyim geçiyorum. Bursa'da çıkarken daha sol tarafta çinar ağacı var. 700-900 sene yaşamış. Siz böyle çinar olup da 9 sene mi yaşamak istersiniz? 9 saat insan. O ömür işte. Evet. Ömür o işte abi. Ömür bu işte. Ömür bu. O kadar. Zalam, Allah diyerek geldik. Fesubhanallah. Bakın oraya.
Zalam, zarf-ı ziya oldu. Bu mefte hak, hayat var gör. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Mayın tarlası ya. Bana beni böyle aktif ediyor bu. Fakat buna ait bir ders yaptığımız için fazla üzerine girmeyeceğim bunu. Ders yaptık buna. Zalam, karanlıklar. Karanlıklar zarf-ı ziya oldu. Ziyanın zarfı. Zarf, içindeki mektup mazruf. Ziyayı gösteren karanlıktır. Karanlığı kaldırdın, ziya yoktur. Zalam, karanlıklar, zulmetler, ziyanın zarfıdır. İfade edildiği zemindir. Zalamı kaldırırsan, karanlıkları kaldırırsan, ziya denen bir şey yoktur. Olmaz. Bu mefte hak, hayat var diyor. Yani bu şekilde anlayış var ya, hayatın ölümüdür. Böyle düşünürseniz bir saat, yarım saatten beri. Derse geldiniz, yarım saat oldu belki. Bu düşünce geliyoruz. Yarım saatten beri takip ediyorsanız, bu dünya, bu ders, bu dünyanın ölümüdür. Ama hayatın tam kendisidir. Bu mefte hak hayat var. Hayatın başlangıcı oluyor. Hayatın kendisidir. Bu şehri 100 sefer mezar istenen boşaltan ölüm, hayattan belli bir istediği vardır. Evet. Arkadaşlar, bu mana var ya, bu mana, bu düşünce, bu seni dünyanın huzuzatından öldürüyor. Tefekkür imanı, dünyanın huzuzatı seni öldürüyor. Bu ölüm ise diyor, hak olan hayat kendisidir. Şimdi İstanbul'a gelenler Bolu tünelinden geçecek Hasan abi. Evet, geçecek. Ama tünelin mahiyetini bilmeyenler karanlık bir deliğin içerisine giriyoruz diye korkacak. Evet. O ölümü... Doğru. Tünellere, deliklere atılıyorlar. Bir üstad da bir misal veriyor ya. Evet, evet. Yani evet. O tünelin arkasında İstanbul olduğunu bilenler tünele seve seve girecekler. Arka tarafına İstanbul'a gelecekler. 10 dakika sabredecekler değil mi? Sabredecekler. Tünele sabredecek. Ama bilmeyenler o korkunç deliğe girmeyelim diye feryadı figen edecekler. Kendini parçalayacaklar. Evet. Anne karnındaki diyor Mahmuti tünelden diyor geçmenin bedeli aydınlık olan dünya yüzünü almak. Ustadı misal değil mi? Acayip bir şey. Bedelsiz bir aşağı alıyoruz. Bu mefte, bu hakikatin anlayışında, yani bir şeyde ölmezsiniz, başka bir şeyde dirilemezsiniz. Çekirdek öldü, ne demektir? Ağaç oldu, oldu demektir. Ağaç dirildi. Bütün eşya enis oldu. Yani kabir, kanser, verem, en iyisidir. Seni bir yere taşımak için diye. Bütün eşya en iyisi oldu. Bütün asfalt zikirdir diyor. Yani sana mana ifade ediyor her şey. Asfalt ses. Sesler ya. Sana mana ifade eden. Çünkü mana hakikatinden haber verir. Mesela benim ağzımdan çıkan usluktur biliyor musunuz? Kelam değil. Yani uslup, kültürüm, örfüm, anneannem, yaşım, simam, beden hareketlerim, dersteki konumum, bu benim uslubumdur. Onun içerisine kelamı koyuyorum, kelamın içerisine dimağımı koyuyorum, dimağımın içinde vicdan ve kalbimi koyuyorum, ruhumu da koyup sizi gönderiyorum, sizde diriliyor. İşte bendeki ölüm, kelam, ben, bu mefte ama sende hayat var, hayat oldu. İnikas ve insiba ikisidir. Mesela bu bende ölmezse sen dirilmeyeceksin. Yani bir şeyin ölümü aynı o hakikatin zıttının inşası demektir. Mesela İsa Ruhullah, Kelimullah Musa, İsa Ruhullah, Halilullah, Habibullah diye tabirler var ya. Şimdi İsa Aleyhisselam ölüleri Allah'ın izniyle diriltiyordu. Kelamlar da, kelamlar var ya kelamlar,
ölü gönülleri, ölü kafaları diriltiyor. Hayat veriyor. Niçin veriyor? Bakın, kelamım benden kopuk değil. Güneşten kopuk ziya olmaz. Kelamın içerisinde biliyor musunuz? Dört hakikat vardı. Dört hakikat. Kelam çıkabilmesi için Cebrail lazım. Çünkü biz bütün kainatın çekirdeğiyiz. O zaman bütün alemler bende ise ifade ederken onların hakikatini kullanacağım. Kelime çıkarken Cebrail. Kelimenin içerisindeki mana seni diriltiyor İsrafil. Kelimenin içindeki mana seni şuurlandırıyor ve hislendiriyor. Coşuyorsun Mikail. Kelimenin içindeki mana manalandırıyor, ruhunu diriltiyor Azrail. Kelam çıkabilmesi için dört büyük melek aktif olması lazım senin aleminde. Yoksa olmaz. Yani adeta ben hakikat ruhumdan sana vahy ediyorum. Tövbe yani bir şey anlamak için, anlatmak için vahy ediyorum. Yani ruhumu Cebrail sana getiriyor. Kelam. Onun için meyreme diyor, ruhul kudüs öfledi diyor. Başka Allah diyor ki ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Yani dirilme, bu hayatta hak hayat var. Bütün eşya enis oldu, bütün asfalt zikirdir diyor. Asfalt sesten bahsettim, onun için girdim bu işlere. Konuşabilmen için dört tane melek aktif olması lazım, yoksa konuşamazsın. Yani şöyle diyeyim, garip garip baktığınızda. Toprak düşünün. Çekirdek, ağaç, yaprak. Yaprak hava atıyor, oynuyor kendisi. Meyve tak 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 koyuyor. Çekirdek diyor ki bensiz kendini ifade edemezsin. Çekirdek diyor ki beni bak çekirdek yaprağı diyor ki bensiz kendini ifade edemezsin. Öyle mi? İnsan da kainatın çekirdeği midir? Her haliyle bütün kainat alakadar oluyor. Dört tane melek bir yerlerdedir. İsmi zahir böyledir. İsmi zahir lügatıyla henadır abi. Bak ismi zahir itibariyle Cebrail lef-i mahfuzdadır. Azrail arş-ı azamdadır. Mikail şuur nerededir? Kürstedir. İsrafil arştadır. Bu ismi zahir. İsmi batın cihetiyle hepsi insandadır. Huvelevvelu vel ahir ve zahir vel batın. Bütün sesler zikirdir gör. Onun için girdim herhalde ama hadi çık artık Hasan yeter. Bütün zerrat-ı mevcudat birer zakir müsebbih gör. Fakrı kenzi gına buldum. Allah Allah ya. Fakirde tükenmez, bitmez bir hazine buldum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyordu değil mi? Fakr-ı fakrullah mıydı? Fakr-ı fakrullah. Yani fakrimle, fakirliğimle övünüyorum. Yani bunun manası ben şöyle anlıyorum. İlle mal, mülk, araba, para olmaması değil. Aç kapıyı. Değil. Yani belirlenişi yok. Ta ki o var oldu. Sıfır gibi. Bütün sayıları gösterdi. El fakru fakrullah. Allah Allah. Yani fakirlikte kendi gına buldum. Aciste tam kuvvet var gör. Çocuk mesela. Çocuk değil mi? Anne babasını ve akrabasını nasıl aktif ediyor? Sabaha uyumuyor. Ama o anne Allahu Ekber, Allahu Ekber sabah ezanı okunuyor, kalkmıyor. Allah ezan okuyor. Kalkmıyor. Çocuk ezan okuyor. Diye alıp fırlıyor. Acizde kuvvete bak. Allah aciz değil. Çocuk aciz. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. İkinci şu anda anlatıyor. Allah senin mi? Allah'ın de. O zaman Allah'ın nesi varsa senindir. Babanda ne varsa babamın demiyorsun. Benimdir diyorsun sokaktaki çocuk. Bizim, benim.
Bizim bu. Niye? Fena fil baba olduğun için, baba yok ben. Fena filla oldu mu? Allah'ın dedin mi? Allah dedin mi olmuyor. Bu Allah'ındır dedin mi olmuyor. Ama bu benim Allah'ımındır dediğin anda senin oluyor. O ikinci şu anda anlatıyor. Diyor ki, mala karşı düşkünlüğün mü var? Bütün kainatı verseler doymasın. Ancak Allah ile tatmin olursun. Allah senin oldu mu? Allah'ın nesi varsa senin oluyor. O zaman eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir diyor. Sen de benimsin biliyor musun? Ben de senin. Herkes kendisini merkeze koyar. Allah Allah. Allah senindir. Düşünebiliyor musun ya? Kafanıza tepe atmıyor mu ya? Allah benimdir ya. Allah senin için ne ifade ediyor ya? Allah'a iman edebilmek ne kadar şerefli bir şey ya. Sığırın böyle bir problemi yok. Sığır ne kafirdir ne Müslüman. Odun öyle. Yani iman ya, iman etmek, onaylamak. Kimsin sen ya? Ben kimim ki? Neyi onaylıyorsun? Allah'ım rahmeti işte. Seni onaylıyorum Allah'ım, sen Allah'sın. Demektir yani iman. Ne acil bir şey ya? Sen Allah'sın. Allah'a diyorsun. Ondan gelen bir şey. Bu sebeple Allah'lık hakikatını sendeki karşılığı denilen bir iman veriyor. Tamam diyor, sana bir GPS koyuyorum, ben de seni takip ediyorum. Uzak, yani kontrol cihazı, GPS. Herkese özel, takip cihazı, imam. Takip cihazı, GPS, harika. Eğer maliki mülke memlük isen, bütün mülklerin sahibi olan Allah'a mülk olduğunu şuurundaysan, onun mülkü senindir diyor. Geçtiği zaman, çabuk okuyayım. Oysa öteki sayfayı, geri sayfayı okuyacaktım. O acayip bir şeydi. Ehli gafletin dünyasını tasvir eden, iyi ki zaman kalmadı. Bu o adamların dünyasını okumayacağım. İkinci sayfayı da yapmıştın değil mi Ersa? Evet. Ama okumayacağız onu. Tabii. Çünkü bunun üzerine, şöyle baklavanın üzerine tuzlu bir şey yenmez. Bitireyim. Eğer hodbin ve kendi nefsine malik isen, hodbin, kendini gören. Bin neymiş? Görmek. Bin. Bakmak. O zaman hot bin? Kendine bakmak. Bin, bakmak mıymış? Dürbin. Mesela Farsçadan mı geçmiş? Evet. Bak, yani uzağa bakmak. Farsçadır, Arapça değil. Kendini beğenen de olmaz mı? He? Kendini beğenen de olmuyor. Kendini beğenen, tabii kendisini gördüğü için başka kimseyi görmediğinde kimi beğenecek ki? Gördüğünü beğenecek. Gördüğünü beğenecek. Başka kimse yok. Bila addin beladır diyor. Eğer böyleysen adetsiz belayı buldun. Hani öyle diyordum ya bir ara. Allah'ı buldunsa bütün bela yok olur. Allah'ı bulamadınsa bütün bela senindir. Allah'ı bulamadınsa Allah belanı verdi değil mi? Diyeceğim de demiyorum. Allah bulamadın, sen Allah bilmem neyini verdi, gör. En sevdiği şey o. Bila haddin azaptır tat, hudutsuz, bila gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-ı huda bin isen, hudutsuz bir safadır gör. Hesapsız bir sevap var tat, nihayetsiz saadet var, saadet gör. Bak hesapsız bir sevap. Sebap var, tat. Sebap, fiziksel boyutu, pozitif enerjidir. Sana bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu bedensel karşılığı enerjidir. Yani düşündüğümüz bir şeyin içine giriyorduk ya, konuştuğun şey de o senin aslını aktif ediyor. O zaman fiziksel enerjidir. Bu. Peki, kabirde bu ne? Dinde nedir? Sevaptır. Aynı şey. Kabirde nedir? Nur ve gıdadır. Aynı şey. Haşirde senet ve beraktır aynı şey. Sıratta buraktır aynı şey. Cennette hakikattır aynı şey. Aynı şey. Bak, boyut farklılığına bak. Yani kelamın içerisindeki düşünceler, hisler, duygular olduğu gibi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin.
hipnoz ettim de güya bir şey anlatıyorum, tamam mı? Böyle yapılıyor. Yani bu hakikatin boyutunu anlattım. Bütün kapıları açıyorsun. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Seni inşa ediyor. Sen kendini tanıdın, gerisi hikaye. Bütün dertlerin dermanı kendini tanımaktır. Kendini tanımamanın bedeli de kendini unutmaktır. Kendini unutmaksa seninle alakalı ne varsa her şeyi yok etmektir. Allah bize merhamet etsin. Amin. Cenab-ı Hak bizi insi ve cinni şeytanların şerrinden sema ve arz-ı afaklarda muhafaza eylesin. Amin. Memleketimize, dilimize, vatanımıza, davamıza ve hakikatımıza, Resale-i Nurlarımıza hizmet edene, yardımları dokanları Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinde sema ve arz-ı afaklardan kafirlerin zındıkların huda ve hilelerinden tuzaklarını hıfz-ı emin eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istiyorsa ya Rabbi biz de istiyoruz. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınıyorsa biz de sığınıyoruz ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâ selâmâ.